Önder Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkürler, çok sağ olun. Bizler bugün gündem özel izleyicilerinin karşısına Kocaeli Dilovası bölgesinden Yalçınkaya Mimarlık Mühendislik'le bağlanıyoruz. Sizleri tanımak ve tanıtmak amacıyla birazdan röportajımıza başlayacağız. İlk sorumuza geçiyorum. Öncelikle Önder Bey'i tanıyabilir miyiz? Sektördeki deneyimlerinden de bize biraz bahsederse çok mutlu oluruz. Tabii. Öncelikle yeni yılda sevgi ve barış diliyorum. Felaketlerin, savaşların ve özellikle bu virüs illetinin bu geçip giden yıl gibi geride kalması temenni ediyorum. İsmim Önder Yalçınkaya, Ağrılıyım. 30 yıldır Dilovası'nda ikamet etmekteyim. Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisansımı tamamladım. Ve şu an doktora sürecini tamamlıyorum. Ahsen adında bir kız çocuğum var. Ellerinizden öper. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Biraz da filmimizin kuruluş öyküsüne geçelim. Yalçınkaya Mimarlık ve Mühendisliğin kuruluşundan bahsedip sonra da çalışma alanlarından ve ne işle uğraştığından bize biraz bahseder misiniz? Tabii. Firmamız 20 yıllık bir firma. Özellikle genç ve dinamik bir ekiple mevcut bir yapının tasarlanırken mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin belediye tarafından tasdik edildikten sonra onaylanması ve yapım aşamasında uygulama için gerekli olan taahhüt işlemlerini yürütmekteyiz. Harika. Aslında verdiğiniz detaylı bilgilerden anlaşılıyor ki Yalçınkaya Mimarlık Mühendislik dediğimiz zaman her şeyi sürece göre ve her şeyi olması gerektiği gibi tüm denetimleriyle birlikte bu süreçte işleyen ve aynı zamanda genç ve dinamik bir kadrosu bulunan 20 yıldır da sektörde olan bir firma diyebiliriz kısaca. Evet, aynen öyle. Peki biraz hizmet ağınızdan ve müşteri kitlenizden daha çok görev verdiğiniz, hizmet yaptığınız alanlardan bahsedelim. Hangi civarlarda hizmet veriyoruz? Tabii mimarlık, mühendislik ve yapı denetim. Özellikle bakanlık tarafından onaylı Kocaeli ve İstanbul olmak üzere teknik ekip tarafından kontrol aşamasında da bulunuyoruz. Ayrıca dediğimiz gibi yapım aşamasında taahhüt işlemleri, uygulama aşamasında taahhüt işlemleri ve bittikten sonra da vatandaşlarımızı yani tapu işlemlerine kadar tüm süreçleri itinayla takip etmekteyiz. Evet, başından sonuna kadar tüm süreci aslında kontrol halinde olabileceğiniz bir işleyişten bahsediyoruz burada. Peki biliyorsunuz ki şu an gündemdeki Tavşancı'daki projeden bize biraz bahsetmenizi isteyecek olursak neler söylemek istersiniz? Tabii öncelikle mimarlık, mühendislik ve yapı denetim kavramlarını açıkladıktan sonra bununla alakalı ülkemiz ve özellikle ilçe bizde gerçekleşen projeler hakkında bilgi vermek istiyorum. Tabii. Mimarlık mevcut bir yapıyı, binayı veya herhangi bir şeyi tasarlamak değil, binayla beraber köprü, yol, kent meydanları, bahçeler gibi tüm mevcut yapıları bildiğiniz yaşam alanları üretmektir. Mühendislik ise bir yapının tasarlandıktan sonra elverişsiz olabilecek yüklere karşı o binayı ayakta tutmak için gerekli olan tasarımdır. Yapı denetim ise bu mimarlık ve mühendislik hizmetinden sonra mevcut yapının yapım aşamasında hataları minimalize etmek için teknik bir ekip tarafından kontrol edilmesidir. Bu üç ayağın tabii siz de takdir etmişsiniz ne kadar önemli özellikle deprem ülkesinde olmamız hasebiyle evet. Ne kadar önemli olduğunu göz önüne sermektedir. Tabii bununla beraber vatandaşlarımıza da çok büyük bir görev düşmektedir. Özellikle kaçak yapılar, mevcut yapıların statiğini etkileyebilecek müdahalelerden kaçırması, mevcut kat üzerine kat atmamalar. Özellikle bulunduğumuz konum hasebiyle bu gibi işlemleri yapmamasını talep ediyoruz. Güzel. Siz aslında işinize olduğu gibi yapıp tüm süreçleri irdelerken aslında biraz da vatandaşımızın da hizmet alacak olan insanların ve müşteri kitlemizin de bazı şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ayrıca bakanlık veya belediye olarak mevcut projelerle mimari tasarım özellikle mesela Tavşancıl bölgesinde kentsel sit dediğimiz Kültür Varlıkları Kurulu'ndan onay alınmak şartıyla mevcut şu an belediye başkanımız tarafından bir proje gerçekleşmektedir. Evet. Safranbolu evlerimiz dediğimiz mimari estetiği korumak amacıyla gerçekleşen bu projeyi kesinlikle teknik ekip olarak Yalçınkaya Mimarlık olarak destekliyoruz ve başkanımızın arkasında olduğunu ifade etmek istiyoruz. Harika. Çünkü özellikle gelecek nesillere geçmişteki kültürü geleceğe aktarmak babında bu restorasyon işlemleri çok önem arz etmektedir. Bu noktada kesinlikle ben tebrik ediyorum. Yani. Harika. Peki Önder Bey biz firma olarak bu sürecin neresindeyiz? Ayrıca yapı denetim koşulları ile ilgili bir bilgilendirme yapar mısınız? Yani dediğim gibi firma genç ve dinamik bir kadro sahip. Projenin başlangıcından sonucuna, anahtar teslim aşamasına kadar tüm aşamalarda bulunuyoruz.
Yapı denetim firması özellikle açabilmek için teknik bir kadroya, özellikle bulunan teknik personelin en az 5 yıl deneyimli olan mimar, mühendis, makine mühendisi, elektrik mühendisi olma zorunluluğu var. Ayrıca bakanlık tarafından denetlenebilecek ön koşullar var. Mevcut ofisin, teknik donanımların bu şartları sağlaması gerekiyor. Ve özellikle firma sahiplerinin mühendis veya mimar olma şartları var. Ayrıca tüm denetimi kontrol edebilecek cihaz ve ekipmana zorunlu hale getirdiği için bakanlık ciddi manada belki deprem, 99 depreminden bu süreç içerisinde en mantıklı süreci, havuz sistemi dediğimiz bir sistemi getirdi ve bu noktada vatandaşlarımızın yapıyı yaparken gönül rahatlığıyla denetlenebilecek bir süreci çok güzel bir şekilde gerçekleştirdiler. Biz de bu sürecin tam göbeğindeyiz. Harika. Peki havuz süreci, havuz dediğimiz bu sistem nedir? Nedir? Devlet tamamen ahbap çavuş ilişkisi, yani yapının şeyi değil, yani kendi para verip de o kişinin beni denetlemesi değil de bakanlık tarafından atanan kişiler tarafından tamamen siyasi veya etki edebilecek etmenleri ortadan çıkararak tamamen bakanlık tarafından, hatta belediyelerin de bir üst nezdine çıkarak bakanlık tarafından kontrol edilmesi aşamasını getirdi. Bu noktada kesinlikle artık vatandaşlarımızın deprem ülkesinde olan gerçekleşen yapıların kontrolünde hataların artık azaldığını veya bir sorun yaşamadığını görecekler. Aslında ciddi bir resmi bir süreç başlamış oldu bu süreçle birlikte. Peki, verdiğiniz tüm bilgiler için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şu an ekran başında bizi izleyen izleyenlerimiz için, Yalçınkaya Mimarlık Mühendisliği tercih eden tüm müşterilerimiz için ve 26 kişilik ekip arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Evet, dediğimiz gibi artık Türkiye'de herhangi bir yapı yapmak istenildiği zaman vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla güvenilir kadro tarafından kontrol edildiklerini bilmelerini isterim. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Farklı programlarda görüşmek üzere Önder Bey. Hoşça kalın. İyi çalışmalar. Sağ olun.